Biz sizlerle gurur duyuyoruz. Biz sizlerle gurur duyuyoruz. Ve buraya girerken etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3647'ye yükseldi. Amerika'dan sözcü açıklama yapıyor. Afrin'de kaygılıyız diyor. Biz kaygılarımızı sizlere ilettiğimiz zaman neredeydiniz? Gelin burada bu terör örgütlerini temizleyelim dediğimiz zaman neredeydiniz? Siz terör örgütleriyle işbirliği yaparak DAEŞ'i temizleyeceğinizi bize söylemiştiniz. Yanlış yaparsınız. Gelin bunu beraber yapalım dediğimizde bize inanmadınız. Buyurun. Şimdi PYD'sini de YPG'sini de evet bizim Mehmetçiğimiz Özgür Suriye ordumuz nasıl halletti işte ortada. Bir taraftan Türkiye'ye siz bizim stratejik ortağımızsınız diyeceksiniz. Ondan sonra gidip teröristlerle işbirliği yapacaksınız. İşte gerçek ortada. Eğer bizimle stratejik ortaksak bize saygı duyacaksın. Ve bizimle beraber yürüyeceksin. Ve bizi aldatmaya kalktınız. Öyle bir aldatmaca ki hep söylüyorum 5000 tır fazlası var azı yok. Buraya silah soktunuz. 2000 kargo buraya silah mühimmat soktunuz. Biz sizden paramızla silah istedik. Bize vermediniz. Ama terör örgütüne ücretsiz olarak bu silahları, bu mühimmatı verdiniz. Bu nasıl ortaklık? Bu nasıl dayanışma? Ve şimdi o açılan tüneller, o tünellerin içindeki silah mühimmat depoları, aynı şekilde silah mühimmat evleri. Bak bunların hepsini şimdi ne yapıyoruz? Yıkıyoruz. Onlar kaçıyor, biz kovalıyoruz. Ve bütün o mühimmat da şu anda yavaş yavaş bizim elimize geçiyor, geçecek. Dün yine Beştepe'de külliyemizde avukatlık mesleğinden geçen hakim ve savcılarımızın kura çekimi töreninde kendileriyle birlikte olduk. Heyecanlarını paylaştık. Yaklaşık 1250 kadar avukatlıktan hakim savcılığa geçen kardeşimizin kura çekimi törenini gerçekleştirerek kendilerini görev yerlerine uğurladık. Görev yerleri belli olan hakim ve savcılarımıza çalışmalarında bir kez daha başarılar diliyorum. Tabii bunların dışında çok sayıda kabulümüz, görüşmemiz, toplantımız vardı. Görüldüğü gibi ülkemiz ve milletimiz için durmadan, duraksamadan, usanmadan, azimle, heyecanla, coşkuyla çalışmaya devam ediyoruz. Tüm arkadaşlarımın da kendi görev alanlarında, kendi şehirlerinde aynı şekilde çalıştıklarına inanıyorum. Ve bu hafta sonu da inşallah Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon kongrelerini yapmak suretiyle süreci işleteceğiz. Kardeşlerim, Türkiye sınırları ötesinden kendisine yönelen terör tehditlerine karşı artık tepkisiz kalmayacağını, terörü kaynağında yok etmeye kararlı olduğunu 24 Ağustos 2016 tarihinde başlattığı Fırat Kalkanı harekatıyla ilan etmişti. Bundan önce de sınır ötesi operasyonlarımız olmuştu. Ama bunlar daha ziyade gir çık şeklinde
belirli bir hedefe yönelik nokta operasyonlar olarak cereyan etmişti. Fırat Kalkanı ile ilk defa belirli bir noktayı değil, 2000 kilometre karelik büyük bir bölgeyi sorun olarak bize sıkıntı veren bu bölgeyi sorun olmaktan çıkararak bunları kontrolümüz altına aldık ve oranın güvenliğini de şu anda biz sağlıyoruz ve 160 bin Cerablus, Errai, Bab, bunun içindeki insanlar artık topraklarına döndü. Bunun resmen sonuçlanması 216 gün sürmüş olsa da aslında ilk 100 günde bölgedeki DAEŞ ve PYD mensuplarından 3000 kişi imha edilerek bu örgütler tamamen saf dışı bırakılmıştır. Patlayıcıların ve kılıç artıklarının temizlenmesi sebebiyle 7 ayı bulan operasyon bölgesinde huzurun sağlanmasının ardından ülkemizde bulunan tüm bu kardeşlerimiz kendi evlerine, topraklarına dönmüştür. Afrin bölgesini PYD ve onların saflarına katılmış olan DAEŞ mensubu teröristlerden temizlemek için 20 Ocak'ta başlattığımız Zeytin Dalı harekatında 2 ay geçmeden şehir merkezini gördüğünüz gibi kontrol altına almış bulunuyoruz. Yine patlayıcıların ve kılıç artıklarının temizlenmesi için güvenlik güçlerimiz ve Özgür Suriye Ordusu mensubu kardeşlerimiz operasyonlarına bir müddet daha devam edeceklerdir. Çünkü orada herhangi bir endişeye mahal bırakmadan bu temizliğin yapılması gerekiyor. Dolayısıyla şu anda Özgür Suriye Ordusu ve bizim oradaki askerlerimiz bu arama taramayı devam ettiriyor. Çünkü yarın orada herhangi bir sıkıntı yaşamamalıyız. Bunun için hassasiyetle bu süreç devam ediyor, devam edecek. Türkiye Afrin'e operasyon başlattığında estirilen havayı hatırlıyorsunuz değil mi? Önce bir şaşkınlık yaşandı. Çünkü kimse bizim Fırat Kalkanı'nın ardından böyle bir operasyona girişebileceğimizi ve öncelikle de Afrin'i hedef alabileceğimizi beklemiyordu. Ardından terör örgütünü sürekli şişiren, sürekli büyüten, bölgede çok kanlı çatışmaların yaşanacağı havasını veren haberler yayılmaya çalışıldı. Bu arada Batı ülkeleri de sürekli olarak bize Afrin'e girmeyin demeye utandıkları için olacak bir an önce operasyonu bitirin mesajları veriyordu. Tabii biz gerek Sayın Başbakan gerek Dışişleri Bakanımız hep birlikte kendileriyle yanlış yapıyorsunuz, bizim önümüzü kesmeye kalkmayın, biz yola çıktık, devam edeceğiz dedik.